Diğer bir çocuklarımızın sıklıkla karşılaştığı rahatsızlıklardan biri de artık çağımızın hastalığı, obezite. Obezite, evet, yetersiz, yani dengesiz beslenmeye bağlı. Evet. Artı işte hareketsiz çocukların olması. Yediğimiz gıdaların çok fazla katkılı madde içermesi. Bunların hepsi obeziteyi provoke eden, ortaya çıkartan nedenler. Çocuklar belki ilk başlarda annelerin ve babaların kontrolü altında beslenirken biraz daha düzenli, dengeli beslenmeye başlıyorlar ama ortaokul çağındaki çocuklar özellikle beslenmeleri kantinden katı gıdalarla oluyor. Obeziteyi de daha sık görmeye başlıyoruz o çağlarda. Evet. Anne babalar genelde böyle çocukları biraz daha kilolu olduğu zaman mutlu olurlar ama zayıf evet. olduğu zaman da mutsuz olurlar. Ki zayıf ve şişmanlıkla da sağlıkla alakası yok, öyle değil mi tam hocam? Evet, maalesef yani bizim halkımızda öyle bir şey var, böyle gürbüz çocuk, tombul çocuk, işte kilolu çocuk iyiymiş gibi bir yani bir kanı var, yaygın bir kanı var. Böyle bir şey mümkün değil. Bu çocuklar hatta daha sağlıksız olabiliyorlar. İleride bazı hastalıklar, işte şekerdi, artritti, bazı kalp rahatsızlıklarıydı, bu hastalıklara tansiyondu, eğilimli olan çocuklar. Mümkünse zaten biz hep söylediğimiz, bizim çocuk doktorlarının, diğer doktor arkadaşlarının, sağlık ocaktaki takiplerimizin hepsindeki neden, çocukları düzenli olarak sağlam çocuk kontrollerini ailelerin götürmesi, belli bir yaşa kadar düzenli olarak bu takiplerin yapılması ve boy kilo takipleriyle, eğer erken dönemde bir kilo fazlalığı varsa, boy kısalığı varsa, bazen hani tamam kilo ile ilgili ama gelişmesi geri olan çocuklar da var. Kilo alamayan, yaşına göre, ayına göre ya da kendi içinde geri kalan çocuklar var. Bunların erken tespit edilmesi ve nedenine yönelik de bir an önce tedavinin başlanması ya da işte ne yapılacaksa onların düzenlenmesi gerekiyor.